namazını da kılıyormuş, evinde beş vakit namazını kılıyormuş ama sokağa çıplak çıkıyormuş. Efendim namaz başka, sokak başka diyormuş. Şu serseriye bak hele. Namaz kılarken başımı örterim, sokağa çıkarken başımı açarım. Medeni insan olmanın şartı budur diyormuş. Şu hale bak, sanki sokakta Allah yokmuş gibi. E kardeşim bunları tabii bazı yerden alıyorlar bu fikirleri. Hiç unutmam, vallahi gözümün önüne geliyor. Bir ara televizyona bir kadın çıkardılar. Onunla karşısında bir kadın yine güya sohbet ediyorlar. Danışıklı dövüş hazırlamışlar. Ben böyle soracağım, sen böyle söyleyeceksin demiş. Daha evvel tertiplemişler. Şimdi soruyor. İşte mesut musunuz, şöyle misiniz, böyle misiniz? Bir kadınla sohbet, yaşlı bir kadın. Sonunda soruyor. Efendim diyor, dindar mısınız diyor. Yani dininizi sever misiniz, dindar mısınız? Aa tabii diyor kızım, ben dindar bir kadının dinimi severim ama yobaz mobaz değilim diyor. Ne yaparsın öyleyse? Namazını kılarım ama başımı örtmem diyor, dışarıda baş edip gezerim. Medeni insanım ben diyor. Sanki başını örten vahşi insanmış gibi, imansız oğlu imansızlar, bu fikri ve kan nereden koyuyorsun? Başını örten bir kadın niçin medeni olamıyormuş? İlla Yahudi Avrupa'ya, Hristiyan Amerika'ya benzeyen mi medeni olacakmış? Bunu hangi kitap yazıyor? Sizin bütün kitaplarını inkar ediyoruz. Ve sizin bütün fakültelerini inkar ediyoruz. İnanmıyoruz. Namaz niyaz kılarım ama ben yobaz değilim, başımı açar gezerim, çıplak dolaşırım, hiç de bunun günahı yok diye kadar kafir oluyor kadın orada. İslam'la ne alakası var? Hiçbir dini ve İslami ilmi malumatı olmayan bir kadını televizyona çıkarıp böyle Müslümanları dininden soğutmak zulümdür ve küfür oğlu küfürdür bu. Ama kime ne anlatabilirsiniz ki? Müslümanların hürriyeti yok bir kere. Çıkıp da onun arkasından onun ortaya attığı küfürleri ve yanlışlıkları, sapıklıkları düzeltme hürriyeti bile yok memlekette. Çıkarsın biz de konuşalım orada. Ama bu hürriyet tanımamıştır. İşte İslam'ı bilmemekten ileriye geliyor. Ve tabii büyük yanlışlıklar peydahlanıyor. Ve bizi devamlı olarak Kur'an'dan uzaklaştırıp Avrupa'ya yaklaştırmak istiyorlar. Ne kadar Avrupa'daki pislikleri, ne kadar Avrupa'daki gece kulüplerini, kumarhaneleri, barları, pavyonları, diskotekleri alırsak o kadar medeni oluruz zannediyor hayvanlar. Avrupa'nın gece kulübünü almakla medeni olur mu diyor adam? Avrupa'nın barlarını, pavyonlarını almakla hiçbir millet medeni olur mu? Aşağılık olur. Avrupa'nın uşağı kölesi olur. Köle, Avrupa'ya köle bu millet. Efendiydik. Bir zamanın üç kıtasına hakim olan bu millet efendi milletti. Şimdi biz de Avrupa'ya uşak haline getirmişler. Avrupa köçecek, Türk Müslümanlar toplayacak. Niye ben köle miyim ben? Avrupalı modacılar emredecek, şu kıyafeti sırtına al, alacak. Şu kıyafeti sırttan çıkar, çıkaracak. Niye ben hamal mıyım? Hamal mıyım ben? Böyle şey olmaz. Avrupa'nın ne ahlak anlayışı bize uyar, ne namus anlayışı bize uyar. Avrupa'nın ahlak anlayışıyla İslam'ın anlayışı aynı olur mu Müslüman hanım kardeşlerim? İnsan utanır biraz ya.